Dendias'la görüşen Rum bakandan tehdit. Türk sondajı engellenemez ancak hesap verme zamanı gelecek. PKK-YPG İHA'larıyla kitlesel saldırılara ilişkin gizli Türk raporu Yunan basınında. Rus uzman, Erdoğan'la savaşmak NATO'ya pahalıya patlayabilir. Bir kez daha ikna etmek zorunda kalacaklar. Yunan generalden Mitsotakis ise uyarı, Türkiye'ye karşı hazır olmalıyız. Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor. Türkiye vazgeçilmez bir ortak. Türkiye Uzay Ajansı ilk ay görevinde kullanılacak uzay aracının güzergahını paylaştı. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün Güney Kıbrıs'a bir çalışma ziyaretinde bulundu. Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Kasulidis ve Rum lider Nikos Anastasiadis'le görüşen Dendias, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la birlikte çalışmaya ve küresel ve bölgesel sorunları ele alma çabalarını koordine etmeye devam ediyor dedi. Rum Dışişleri Bakanı Kasulidis, Rike verdiği demeçte Türkiye'ye tehditler savurdu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondajının gerçekleşeceğini ve zorlu olacağını belirten Kasulidis, bunun engellenemeyeceğini ancak Güney Kıbrıs'ın diplomatik kanallardan Türkiye'ye meydan okuyacağını söyledi. Sözde yasa dışı eylemlerin Türkiye'yi bir kez daha ifşa edeceğini belirten Kasulidis, tüm Türk eylemlerinin biriktiğini ve hesaplaşma zamanı geldiğinde çözüm müzakerelerine geçeceğimiz zamanın Türkiye için de hesap verme zamanı olacağını söyledi. Türk sondajının nerede yapılacağına ilişkin olarak Kasulidis, bunun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 ila 4 seçenek arasından seçileceğini söyledi. Öte yandan Yunan basınına göre Atina, personelinin Yunan makamlarını geri itme ve kötü muamele konusunu gündeme getireceğini bildirdiği Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un zor bir ziyaretine hazırlanıyor. Katimerini gazetesi, Yeşillerin hırslı politikacısının bu konuyu iç gündeminin çok üst sıralarında tuttuğunu ve Ankara'nın bundan kesinlikle yararlanacağını belirtmekte fayda var. Yunan tarafı Türkiye'ye silah ihracatı ve Alman tazminatları konusunu bir kez daha gündeme getirecek. Atina için çok daha önemli olan Bayan Baerbock'a Türkiye'nin son yıllarda Ege ve Doğu Akdeniz'de neler yaptığını tam olarak açıklamak. Çünkü Alman Dışişleri Bakanı daha sonra Ankara'yı ziyaret edecek ifadesini kullandı. Yunan basını Baerbock'un Yunanistan ve Türkiye ziyaretinden 24 saat önce Çavuşoğlu'nun Yunanistan'ın iddia ettiği ihlallere yanıt olarak Türkiye'nin ulusal hava sahasının ihlal edildiğini, hatta Birleşmiş Milletler'e yeni mektup bile gönderdiğini ifade etti. Çavuşoğlu'nun Yunan hükümet yetkililerinin Türkiye'yi her gün suçladığını söylerken, "Yeni bir mektup hazırladık ve bunu Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesine göndereceğiz. Avrupa Birliği'ne de göndereceğiz. Zaman zaman bu yalan ve iftiralara karşı da güncellemeler yapıyoruz." sözleri hatırlatıldı. Dün gece Kuzey Irak'ta İran devrim muhafızları tarafından desteklenen Haçlı Şabi milislerinin bir Türk üssüne saldırmak için İran yapımı Tufan 3 insansız hava araçlarını kullandığını bildiren Yunan basını, bunun bölgede yeni bir tür savaşın başlangıcı olduğunu kaydetti. SETA tarafından hazırlanan bir raporda Türk topraklarına yönelik İHA tehdidinin bize Erdoğan rejiminin Türk topraklarındaki hedeflere ve altyapıya yönelik bir PKK kitle hava saldırısının olacağını gösteriyor, diyen Yunan basını, tehdidin kaynağı olan terör örgütlerini daha da ölümcül yöntemlere yönlendirilebilecek bilgiler içerdiği için rapor sansürlü bir şekilde yayınlandı ifadesini kullandı. PKK-YPG tarafından insansız araçların kitlesel kullanımı, Türkiye'nin Irak, Suriye ve Güneydoğu Türkiye'deki savaşında oyunun kurallarını değiştirecek diyen Yunan basını, "Çünkü şu anda her yerde Türk hedeflerine yönelik muhteşem saldırılar görmemiz muhtemel," diyerek Batı medeniyetinin iç yüzünü gösterdi. İHA saldırıları üslere ve havaalanlarına yönelik olacak ve Ankara, Kürt savaşçılar tarafından tamamen gafil avlandığı için tepki veremeyecek ifadeleri kullanılan haberde, azılı Türk düşmanı Amerikan Girişim Enstitüsü'nden Michael Rubin'in daha önceki bir makalesi hatırlatıldı. Teröristlerin akıl hocası Michael Rubin şöyle diyor: ABD veya İsrail'in PKK'ya verdiği destekle ilgili komplolara rağmen YPG PKK'nın bugüne kadar neredeyse yalnızca Rus silahlarını kullanmasının iyi bir nedeni var. PKK ve YPG'li Kürtler için Irak dağlarında veya Suriye'nin köylerinde kanlı savaşlar yapmak yerine hedeflerine ulaşmanın en iyi ve en etkili yolu Türkiye'ye karşı insansız hava araçları kullanmaktır. Hem Türkiye içindeki askeri üsler hem de Suriye'deki Türk kuvvetleri geniş alanları işgal etmekte ve en ideal hedeftir. Dronların büyük bir hava saldırısı, uluslararası etkinin yanı sıra neden olacağı ezici etki ve büyük hasar göz önüne alındığında stratejik öneme sahip olacaktır, diyerek içindeki hasretle yanan özlemini aktarıyor Rubin.
Türkiye'nin şu an bir askeri avantajı olduğuna, ancak Ankara'nın böyle bir avantajın sürücüleri düşünmesinin aptalca olacağını belirterek, PKK'nın en iyi insansız hava araçlarının Türk ordusunun karıştırma teknolojisini atlayacak kadar hızlı 60 mil gidebileceğini söyledi. Türkiye'nin nükleer santraline karşı gelecekte tehdit olarak yeni nesil insansız hava araçları planlandığını belirten Yunan basını, aslında daha da çekici hedefler var. Örneğin Erdoğan'ın yeni sarayı diyerek sözde medeni Batı toplumunun düştüğü seviyeyi de gösterdi. Büyük bir drone saldırısı uluslararası etkinin yanı sıra neden olacağı ezici etki ve büyük hasar göz önüne alındığında strateji göreme sahip olacaktır. İngiliz The Telegraph gazetesi, Birleşik Krallık Parlamentosu Savunma Komitesi üyelerine atıfta bulunarak, istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın gelecek yıl Eylül ayında NATO Genel Sekreterliği görevi için yarışabileceğini yazdı. Öte yandan gazeteye göre Johnson, eski dünyanın temsilcilerine güvenmeyen ve zaman zaman NATO'dan ayrı bir ordu kurmayı teklif eden ABD'nin güçlü desteğine güvenebilir. Washington'ın kendisine Ukrayna ihtilafı ve Rusya ile ilgili uzlaşmaz tutumu nedeniyle kredisi yüksek. Ancak siyaset bilimci Vladimir Kornilov, verdiği bir röportajda Boris Johnson'dan kişisel olarak hoşlanmayan Erdoğan'ın NATO tarafından bir kez daha ikna edilmesi gerekeceğini söyledi. Erdoğan, Johnson'ın NATO Genel Sekreteri görevine atanmasına kategorik olarak karşı çıkacak diyen Kornilov, "Prensipte bir şansı var çünkü biliyoruz ki her zaman son sözü Amerikalılar söylüyor. Ancak ittifak içinde Johnson'ın atanmasından önce iliklerine kadar işlem yapacak birkaç ülke var. Birincisi ve en önemlisi Türkiye. Erdoğan'ın yakın zamanda Johnson'ı göstererek Biden'a parmağını nasıl işaret ettiğini ve ona onların yüz karası olduğunu söylediğini hatırlayın. Erdoğan ve Johnson arasında kişisel bir düşmanlık var," dedi. Kornilov, "Erdoğan'la savaşmak Johnson'ın NATO'ya başkanlık etmesini engelleyebilir," dedi. Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamit Han'ın 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlanacak olması Yunanistan'da panik yarattı. Yunan Devlet Televizyonu RT'nin yayınına katılan emekli amiral Stelios Fenekos, gemiyle ilgili gelişmenin dengeleri değiştirdiğini söyledi. Fenekos, sondaj gemisinin kendi egemenlik haklarının bulunduğu bir alana gelmesi durumunda gözlem önerisini ortaya attı. Yunan amiral, belirli alanlarda kararlılığımızı ve yetki anlayışımızı göstermek için ön cephede bazı sahil güvenlik gemileri bulunduralım. Fakat savaş gemilerimiz tarafından görünmez bir şekilde gölgeleyelim. Böylece askerleşecek olan bizler olmayalım," ifadelerini kullandı. Abdülhamit Han gemisinin ilk kez sondaj yapacağını belirten Fenekos, "Emniyetli bir sondaj yapmasına izin verecek koşulların sağlanması gerekiyor," diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kademeli ilerleyeceğini düşündüğünü belirtti. Fenekos, geminin faaliyetiyle ilgili görüşünü, "Önce mutlak Türk kontrolünde olan bir bölgeye gidecek. Her şey yolunda olursa Kıbrıs'ta olsun, Meis'in güneyi veya başka bir yer olsun tartışmalı sulara da gidecek," şeklinde paylaştı. "Türkiye ile her zaman hazır olmalıyız," diyen Stelios Fenekos, diğer taraftan gerilimli senaryolara karşı olduğunu dile getirdi. Ankara'nın bu tür fırsatlardan yararlandığını Yunanistan'a gösterdiğine dikkat çeken Yunan komutan, buna karşı denetim önerisinde bulundu. "Türkiye ile her zaman hazır olmalıyız," diyen Fenekos, diğer taraftan gerilimli senaryolara karşı olduğunu da dile getirdi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortak olduğunu belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı bugün Yunanistan'a, yarın da Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretleri öncesi yazılı açıklama yaptı. Son dönemde NATO müttefikleri ve Avrupalı ortakları arasındaki birliğin hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini belirten Baerbock, bu nedenle Yunanistan ve Türkiye ziyaretlerini özellikle şimdi gerçekleştirdiğini aktardı. Baerbock, Türkiye temaslarında Akdeniz'in güvenliğinin önemli gündem maddelerinden olacağını kaydederek, "Bizim burada da mesajımız sorunlar gerilimi tırmandırmakla değil, görüşmelerle çözülmeli olacak. Türkiye bizim için vazgeçilmez bir ortaktır ve başka hiçbir ülkeyle olmadığı kadar bizimkiyle bağlı olan ülkedir. Milyonlarca insanın kalbi ülkelerimiz için atıyor," ifadesini kullandı. Bu nedenlerle siyasi olarak daha fazla uzaklaşmamayı arzu ettiğini vurgulayan Baerbock açıklamasında, "Her yakın ilişkide olduğu gibi birbirimizle açıkça konuşacağız. Milyonlarca insan için daha da kötü açlık krizinin önlenebileceğine dair bir umut ışığı getiren Türkiye'nin Karadeniz'deki arabuluculuğu hakkında, NATO'da ortak planlama hakkında," ifadesine yer verdi. Dışişleri Bakanı Baerbock, Türkiye'de kısmen temel farklılıkların bulunduğu konulara da değineceğini aktardı. Baerbock, Yunanistan'a giderek Avrupa'daki yakın ortaklardan birini ziyaret edeceğini belirtti. Yunanistan'ı birçok Alman'ın tatil yeri olarak bildiğine, ancak çok azının Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Nazi işgali sırasında orada işlenen vahşet nedeniyle taşıdığı suçun boyutunu bildiğine dikkat çeken Baerbock, "Bu hatırayı canlı tutmak benim için önemli çünkü bu birlikte iyi bir gelecek için ön koşuldur," değerlendirmesinde bulundu. Ziyarette ayrıca ortak sınırların güvenliği için Avrupa Birliği olarak nelerin yapılabileceğini yerinde değerlendirmek istediğini aktaran Baerbock,
Yunanistan'ın burada üstlendiği görevin büyük olduğunu ve dayanışmayı hak ettiğini vurguladı. Türkiye'nin Şubat 2021'de açıklanan Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında gerçekleşecek ilk ay görevi için hazırlıklar sürerken, Türkiye Uzay Ajansı geçtiğimiz aylarda Ay'a sert iniş yapacak yerli roketin itki sistemini paylaşmıştı. Görevin 2023 yılında gerçekleşmesi planlansa da dün TUA'dan yeni bir paylaşım geldi. TUA sosyal medyada yaptığı yeni paylaşımında Türkiye'nin Ay'a ilk kez ulaşacağı Ay-1 görevinde kullanılacak uzay aracının rotasını paylaştı. Yapılan paylaşımda uzay aracının dünyadan kalkışından itibaren geçeceği aşamaları da içeriyordu. Ay-1 görevinin amacı 2023-2028 yılları arasındaki ay görevleri ay araştırma programı kapsamında gerçekleştirilecek ve isimlendirilecek. Bu görevlerden birincisi Ay-1, gönderilecek uzay aracının öncelikle ay yörüngesinde yüksek çözünürlüklü kameralar ve radyasyon ölçülere benzeyen aletlerle ilgili toplanmasını sağlayacak. 3 ay sürecek bu aşamanın ardından uzay aracının aya sert iniş yapacağı bildirildi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.